Abdal ol ki kalbin huzur bulsun sevgili eriler. Dünyayı yönetecek siz adamlar başkalarının sözlerine tamah ederek ve yapmanız gereken görevi dişilerinizden bugüne kadar beklediğiniz için çok büyük bir yanılgı içindeydiniz ve o yüzden şu ana kadar gerçekleşmedi. Fakat şimdi bu mühür kalktı. Artık çok güzel bir açılım yapmak istiyorum. Ağız tadıyla, keyifli, güzel, aşk ve sevgi üzerine, Allah'ın aşkı ve sevgisini yansıtan çok güzel, keyifli bir açılım yapmak istiyorum. Allah'ın izniyle, biiznillah, abdal ol ki kalbin huzur bulsun. Şimdi Rumi kehanet kartlarımı aldım arkadaşlar. Size içimden bu geldi. Bununla bu açılımı yapmak istiyorum. Bakalım sizin buradaki neden bir başkasına sürekli onayına ihtiyaç duyuyorsunuz. Siz kendi kendinize yeterken neden yetmiyormuş gibi sürekli bir başkasının kahin bilgisine bilgisine onayına ihtiyaç duyuyorsunuz. Tabii ki bu biz gibi rehberler için söylenmiyor. Biz gibi insanların bilgeliğine, rehberliğine, bu iş için yetiştirilmiş hayat, yaşam, kader amacı bu olan insanlar, kolektife hümanist olan insanlığa olumlu anlamda, güzel anlamda, iyi anlamda, koşulsuz sevgiyle, koşulsuzca hizmet eden bizi gibi rehberlerin rehberliklerine, fikrine, bilgine danışmayı kastetmiyor. Necm suresi zaten bunu anlatır. Biz yıldızları yarattık ki siz yolunuzu bulabilirsiniz diye. Oradaki anlatılan yıldızlar biz gibi rehberleri kastediyor. Tabii ki üstatları kastediyor. 22 numara üstat bilgisini anlatır ki ikiz ruhun hayat, yaşam, var olur. Her şeyden önce Yüce Allah Celle Celaluhu'nun kim oldu ve kendilerinin kim oldu, nasıl yaratıldığımızı, nasıl var edildiğimizi, yaşam ve varoluşa dair, yaşama dair, evren, insan, dünya, kainata dair her türlü bilgiyi veren 6 numara, ruhsal numerolojide de ve numerolojide de insanlığı anlatan bir kart olduğu için o yüzden Hazreti Adem ve Havva ile simgelenmiştir ve o yüzden aşıklar kartıdır. Çünkü Allah sevgisi Hazreti Adem ve Havva'nın yüreklerine verilmiştir. İşte Yüce Allah Celle Celaluhu'nun biz kullarına mesajı şimdi bu dönem seni üstat yaptı. Artık üstat olmak için bilgi arama gerek yok. Kendine gol atarsın. Sen bunu istedikçe de veririm buna ama gerek yok. Satürn bunu anlatır zaten. Zamanın efendisi, zamanın lordu Satürn ne der? Bir şeyi zamanda yap. Sana o zamanda gerekli olan o bilgi verildiğinde onu da al. Step 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 yoluna ileriye doğru yükselerek yukarıya doğru devam et. Fakat sen zamanda kendini inkar edersen, halının altına süpürürsen, kendine gol atarsan, kendine maske takarsan, kendine karşı dürüst olmayıp sürekli sahte insanların veya başka insanlar, iyi insanlar da olabilir, sürekli birilerinin fikir ve onaylarına başvurursan Allah kalbini de mühürler, ağzını da dilini de mühürler arkadaşlar. İşte bugüne kadar siz eriler bunu yaşamışsınız. Niye? Siz sürekli... Haşa haşa, zaman ve mekandan tenzih ediyorum Yüce Allah'ı, gözeten ve koruyan El Müheymin'den uzaklaşmışsınız. El Fettah isminin manasından uzaklaşmışsınız. Çünkü kendinizi inkar ettiğiniz gibi sevdiğinizi de inkar etmişsiniz. Bir insan haşa Allah'ından uzaklaşırsa Allah'ını inkar etmiştir arkadaşlar. Kendini inkar etmiştir. Allah'ın koşulsuz yüce sevgi ve aşkını inkar etmiştir. Ve Allah'ın yüce koşulsuz sevgi ve aşkı, ruh ikizi olan ilahi dişiliğiyle Allah'ın sevgisini öğrenecek olan ilahi erillerin Allah'ın koşulsuz sevgi ve aşkıyla seven, sevdiği ruh ikizi, diğer yarısını seviyor olmasına rağmen, seviyor, istiyor olmasına rağmen inkar etmesi ve onun kendisini sevmediğini ve istemediğine inandırılması rahmani enerjide tutulmanıza sebep olmuş. Yani siz ruh ikiziniz beni sevmiyor, istemiyor, beğenmiyor, gitsem kabul etmeyecek, okuduğumuz bütün bu senaryolar vardı ya. Bunların hepsi kalbinizin mühürlü olduğu dönem için geçerli. Geçmiş dünya için, geçmiş yaşamınız oldu, o artık bitti. O artık geçmiş yaşamınızda bitti kapağında. Yeni yaşamınızda ruh ikizinizin asla sizden ayrılmadığını, sizin ruh ikizinizden ayrılmadığınızı, Allah'ın asla sizi birbirinizden ayrı ve uzak tutmadığını,
Hazreti Adem ve Havva da birbirine uzak tutulmadığı gibi fiziksel olarak uzak tutulduğumuz. Şimdi artık bu fiziksel uzaklığın da ortadan kalkmasına niyetle sizin artık bir bilinçaltı olmadığını, illüzyonların olmadığını, ben Allah'a inandığım sürece Allah'tan başka iyilik ve güzellik kapıları açan Allah'ım, beni koruyan ve gözeten olarak olduğunu, her şeyi Allah'ın yansıtması olduğunu, ben sadece kendimi kötü ve olumsuz düşüncelere düşürdüğüm zaman yanılıyorum, yanılsama yaşıyorum. Adı üzerinde yanılsama yanılmadır. Yanılsamadır. Adı üzerinde yanılsama, yanılma, yargı, illüzyon, hiçlik, yokluk, yoksunluk, karanlık, bütün bunların yokluk hissi, bütün bunların hepsinin toplamı illüzyon planlarıdır arkadaşlar. Ve manalarına baktığınızda hiçbiri aslında gerçeklikte yoktur. Hakikatte de yoktur zaten. Hakikat Allah'ın kendisidir. Ve Allah'ın kendisinde asla ve asla hiçbir şekilde kötü, olumsuz olan hiçbir şey yoktur. Sadece özgür irade tanıdığı, rahim enerjisini verdiği, kullarının bilinç altında düşünceye düştüklerinde Allah'ından haşa inançta kusur etmemesi gerekir ki onu yok edecekken Allah'ından uzaklaştığında olmayanı varmış gibi yaşatılır. Bunun adı da rahmani enerjidir. Yani bir bilinçaltı yoktur. İnandığınız zaman illüzyonist bir düşünceye bilinçaltını var etmiş oluyorsunuz. Rahmani enerjiye kişi düşmüş oluyor. Allah burada da künfedir ve kişi bu illüzyonist planın, bu yanılsamanın, bu yanlış yargının, yanlış inançsızlığın, inançtan uzaklaşmak, Allah'tan uzaklaşmak, Allah'ın koşulsuz sevgi ve aşkından koruyan ve gözeten olduğundan uzaklaşmak demektir. Kendini yalnız hissetmek demektir. Hayatınız boyunca boynunuzu bükük tuttuysanız, hep bir yalnızlık, 1000 kişinin içinde olsanız, doğum gününüz kutlansa bile, siz en mutlu gününüz ve anınızda bile kendinizi yalnız hissetmenizin sebebi Allah'tan kendinizi inançsızlıkta olduğunuz için uzak hissetmenizin o duygu o şekilde Allah verir. İşte o da rahmani bir duygudur. Niye? Çünkü sen yalnız hissediyorsun kendini. Fakat Allah her yerde, her şeyde kendini gösteriyor, gözünü sokuyor. Diyor ki ben gözeten ve koruyanım. Yalnız değilsin. Yalnız bırakmadım seni. Hiçbir şekilde yalnız değilsin. Bütün dünya insanla seni yalnız da bıraksa, herkes de, herkesi yaratmış olan Yüce Allah'ın seni yalnız bırakmıyor. Ne ola ki yalnız olasın. Ne ola ki yoksunluk yaşayasın. Yoksunluk hislerinde, düşüncelerinde, duygularında olasın. İşte burada zaten önemli olan İlahi erillerin en büyük sınavı neydi bugüne kadar? Bütün açılımları ilahi eriller üzerine okutuyor Yüce Allah Celle Celaluhu bize. Künfediyor, biz buraya otururuz. Dişil okumak istesek de okuyamıyoruz. Niye? Çünkü rahim enerjisini de dişile tutuyor. Dişil Allah'ın rahim enerjisini yansıtır. Hazreti Havva da Allah'ın rahim enerjisini yansıtıyordu arkadaşlar. Hazreti Adem rahmani enerjiyi yansıtan, rahmani enerji sınavlarından geçerek en sonunda Allah'ın varlığını, birliğini dua edip Allah'ım ne olur bana Havva'yı geri ver dediği anda Havva'yla kavuşturuldu zaten. İşte burada insanlığın da dünya planında Hazreti Adem ve Havva öğretisini örnek alarak kendi rahim enerjisini yenmesi gerekiyor. Yani inançsızlığını. Çünkü orada inanç yoktur. Ama büyülü bir şekilde inandığı inançsızlığına inanıyor. Allah'tan uzaklaşmış olduğunu, rahim enerjisine girdiğini, kendisi Allah'ın var yani seni koruyor ve gözetiyor. Ne ola ki sen yalnız olduğunu düşünesin. İşte kişi kendini bu enerjilerden kurtaramadığı zaman ne oluyor? Sürekli bir korkaklık enerjisi içinde oluyor. Bir basiretsizlik enerjisi içinde, bir cesaretsizlik enerjisi içinde oluyor ki kişi buna inandığında bu da bir yanılsama oluyor. Bir ön yargısı oluyor, yanılgısı oluyor. Kişinin serap görmesi gibi. Çölde su yokken su görmüş gibi olması. İşte oradaki o yanılsama, o halüsinasyon, o illüzyon, o yargı, o ön yargı bu oluyor arkadaşlar. Bunların tümünün planına da rahim enerjisi deniliyor. Biz insanın dünya planında bunu idrak etme sınavımız da illüzyon planları olmuş oluyor adı. İllüzyon planlarınız bunlar oluyor. Rahim enerjisiyle sınanmak, sınavlarından geçmek, rahim enerjisine geçip Allah'ın kusursuz, koşulsuz bizi her durumda, düşünün ki en rahim enerjisi yaşadığınız, pardon, rahmani enerjide olduğunuz noktada bile Allah koruyan, gözeten, değil mi?
Uyumana izin veriyor, nefes almana izin veriyor, yemek yemene izin veriyor, işine gitmene izin veriyor. Yani arkadaşlar, Allah daima bizi koruyan ve gözeten El-Mühimin ismiyle daima bizi koşulsuz sevgiyle sever, koruyan ve gözetendir. Onun için bizim de kendimizi dünya planında kollamamız gerekiyor. Kimden? Üçüncü kişi ve kişilerden, üçüncü enerjilerden kendimizi korumamız gerekiyor. Peki nasıl koruyacağım konusuna gelince, işte rahim enerjisinde durmamam gerekiyor. Rahim enerjisine geçmem. Yani koşulsuz sevgiye geçmem gerekiyor. Kendime koşulsuz sevgi o kadar büyük bir merci ki buna geçiş Rahmani enerjilerin tamamı bitirildiğinde ancak olabiliyor arkadaşlar. İşte bir adım önceki videolarda zaten Allah Celle Celaluhu bize bunun müjdesini verdi. Ne dedi bize? Mesaj, akan mesaj ne verdi bize? Başkasının onayına ihtiyaç duymadın. Artık duymaman gerektiğini sana öğrettim. Benim de kabule El-Mühemin ismimle gözeten ve koruyan olarak seni, El-Fettah ismimle iyilik ve kolaylık kapılarını açan Yüce Allah, seni her müşkülünde bile, sen her Rahmani enerjiyi seçtiğinde ve dahi seni koşulsuzca sevip aslında engellerini nasıl önünden kaldırmak üzere ruhunun, ne diyordu Rumi? Ruhunun kulağında çınlamasına izin ver. O ruhunun kulağında çaldığı davulun sesini duy. Yani yüreğinde Allah sevgisini veriyor. Manevi kapıyı açıyor ama görmen gerekiyor. Yüreğindeki tasayı alıyor, kederi gideriyor. Tamam, engellerini kaldırıyor. Ama senin de bunu görmen gerekiyor. Kabule geçmen gerekiyor. Çabaya girmen gerek. Sen ne yapıyorsun sorusunun cevapları geldi bugüne kadar. İşte neden ağzınız mühürlenmiş? Bunun için mühürlenmiş. Çünkü siz kendiniz asla inanmadığınız gibi basiretsiz, cesaretsiz, korkak enerjiler çalıştırdığınız için kendinizi hiçbir şekilde arkadaşlar, bakın ben bir hanımefendi olarak hayatım boyunca daima kendi kararlarımı kendim verdim. İnsanlarıma, büyüklerime, sevdiklerime elbette ki danıştım, fikirlerini konuştum, paylaştım. Bir yetmedi, iki doymadım, üç yetmedi, dört doymadım. Defalarca konuştum, konuştum. Ta ki ve ta ki ne zaman ki kendi fikrimin sahibi oldum, yolumun açıldığına şahit olmuşumdur. Ve bunu hayatımda yönetmeye başladığımdan beri hayatımda mucizeler, güzel anlamda çok büyük mucizeler yaşadım. İşte kendinize Rahmani enerjiyi yaşatmadan güzel mucizeleri yaşamak istiyorsanız her an kapınızda, burnunuzun ucunda olduğunu unutmayın, avcunuzun içinde olduğunu unutmayın. Ben de birçok konularda ikilemlere, kararsızlıklara, tereddütlere düşüyorum ve orada ne geliyor bana? Bir rahim enerjisi geliyor, bir rahmani enerji geliyor. Elbette ki rahim enerjisini seçiyorum. Allah'ın koşulsuz sevgide olduğunu, koşulsuz sevgiyle beni sevdiğini, gözeten ve koruyan olduğunu biliyorum. Bana daima iyilik kapılarını ben seçtiğimde açacağını biliyorum. Müşkülümde benim ne tür müşküller atlattığımda yanımda olanın bir tek yüce Allah'ım olduğunu gördüm, fark etti. İşte bunu fark etmek, kabule geçmek, anlamak yolunuzu daha da çok açıyor. Farkındalığınız daha da çok artıyor. Bilinçaltı diye bir şey yok ki zaten. Sadece bilinç var. Ama bilinçte sen bilinçaltını yaratabiliyorsun aslında. Bunu anlamak önemli. Nasıl yani? Sürekli bir bilinçaltı anlatılıyor. Evet, ben de anlattım, doğru. Ama önce anlatacağız, anlayacaksınız ki sonra olmadığını söylerim ki orada o zaman hakikatle tanışabilirsiniz işte arkadaşlar. Size şimdi şunu söylüyorum. Alt bilinç diye bir şey yoktur arkadaşlar. Alt bilincin varlığına inanırsanız illüzyon planlarına inandığınız demektir. Bu da koruyan ve gözeten Allah'tan uzaklaştığımızı gösterir. Rahim enerjisine geçtiğimizi gösterir. İyilikten, kolaylıktan, güzelliklerden, manevi yüreklerimizin, kapılarımızın açılması, mucizeleri yaşamaktan kendimizi uzaklaştırdığımızı, haşa Allah'ımızdan kendimizi uzak hissettiğimiz, o boynumuzun büküldüğü nokta olmuş oluyor. İşte o noktada da kendimizi yalnız, yapayalnız ve yoksun hissederiz, çaresiz hissederiz, basiretsiz hissederiz, yokluk hissederiz. O yokluk bizi korkutur.
Orada korkaklık enerjisine girdiğimiz anda da tamamen inançtan, Allah inancından, varlığından, birliğinden koruyan ve gözeten olduğundan uzaklaşıyoruz. Unutuyoruz yani. Uzaklaşmak dediğim bu. Unutuyoruz, hatırlayamıyoruz o zaman. Niye? Perde iniyor. Rahim enerjisini seçiyorsun. Çünkü niye? Yokluğa inandığın için. Onu seçmiş oluyorsun. İnanıyorum ama ben seçmedim. Yok öyle bir şey işte. İnandığın zaman seçmiş oluyorsun. Allah'ın nazarında bu şekilde kabul görülüyor. İşte inanmadığın zaman neye inanıp inanmadığınızı seçin. Yüce Allah Celle Celaluhu her bir kulu Allah'ın kendisine karşı kendisine olan yolda yürür. Herkesin kendi sıratı müstakimi kendisine münhasırdır. Dolayısıyla bu yolda kimle el ele yürüyeceğiniz ruh ikizinizdir sadece arkadaşlar. Ruh ikizinizi alıp kabul etmeniz gerekir. Şimdi 4 numara geldi. İsa'nın pelerini bakın kart ve Meryem'in zaferi geldi. Meryem azize olan ilahi dişli kasteder. İsa'nın zaferi, İsa'nın pelerini de ilahi erillerin her daim sağlık ve şifa içinde olduklarını, korunup kullandıklarını, gözetildiklerini, aslında sürekli Allah'ın önlerindeki engeli kaldırmak için rahim enerjisini verdiğini. İşte bak burada sen rahim enerjisini seçiyorsun, daha çok sana veriliyor ki onu seçmemen gerekiyor. Kötüyü düşündüğünde, olumsuzu düşündüğünde, yokluğu düşündüğünde, korkaklığı düşündüğünde, basiretsizliğe, cesaretsizliğe kendini düşürdüğünde daha çok veriliyor. Daha çok veriliyor, daha çok veriliyor. Niye? Çünkü ancak onu yoğun yaşadığınızda dibe vurup sıçrayabilir insanoğlu arkadaşlar. Böyledir. Dibi görmeden akıllı anlıyor. Yani tokat yiyor, tokat yemekle olmuyor. Dövülecek, dövülecek ki ondan sonra akıllansın. Mecazi anlamda söylüyorum tabii ki. Asla şiddete karşıyız daima. İşte burada kişinin kendini ne kadar kendine tokat atıp kendini dövdüğü kişinin kendi inançları, inançsızlıkları, bağlandıkları, bağımlılıkları, afyon kartı zaten bunları anlatır. Tüm dünya üzerindeki maddi ve manevi bağımlılıkları anlatır. İşte büyülü bir şekilde büyülenerek başkasının bir onayına neden sürekli ihtiyaç duyuyorsun? Duymaman gerekiyor. Dünyanın kadersel olarak atlaması gereken süreç bu. Onay almama gerek yok. Bir tek en büyük onay merci Allah'tır. Ben nasıl güzel davranıp kendim nasıl güzel icra edebilirim, gerçekleştirebilirim? O noktada Allah'ım beni onaylar. Allah'ım beni sadece ben olarak kendi hayatımın merkezine kendimi koyarak asla bir başkasının onayına ihtiyaç duymadan kendi kararımı, ben ne istiyorsam onu yapmam gerektiğini anlamam gerekiyor. Ben ne istiyorsam onu yapmam gerekiyor. Onu anlamam gerekiyor. Onu kabul etmem gerekiyor. İsra suresi 13. Onun için de çabaya girmem gerekiyor ki ben o bana verilsin, ben onu yapayım. İşte burada neye hizmet ettiğiniz çok önemli oluyor işte. Rahim enerjisi mi, Rahman enerji mi? Bir başkasını dinleyin. Bu annemiz, babanız da dahi olsa da arkadaşlar. Nasıl yani? Ya Cennet Hanım, ben anne babamın da mı sözünü dinlemeyeceğim? Niye? Akılsız mısın ki dinlemen gerekiyor? Buradaki dinlemek dinlememek mevzusu değil. Buradaki asıl nasıl söyleyeyim? En büyük yanlış ne biliyor musunuz? Zaten ya dinlemek ya da dinlememek zorunda olduğunu düşünme yanılgısı. Tam da sırat köprüsü burası zaten. Göbek çakrası. İşte burada arkadaşlar siz sürekli kendinizi sırat köprüsünden geçiriyorsunuz. Geçirmek zorunda olduğunuzu zannetme yanılgısındasınız. Halbuki Yüce Allah Celle Celal, ben koşulsuzum, bana inan, seni koruyan, gözetenim, bütün kolaylık kapılarını sana, iyilik kapılarımı açıyorum, El Fettah ismi. Müşkülleri kendine çeken, inanan, yaşamak isteyen sensin. Ama ben de kuluma irademden irade verdim diyor şimdi. İradesinden irade veren Yüce Allah ne diyor? Sınırsız ve sonsuz olarak. Artı ve eksi yönde. Aşağıda, aşağıların aşağısında da istediğin kadar sınırsız ve sonsuz kendini icra edebilir, gerçekleştirebilirsin, yaşayabilirsin, tercihlerini yapabilirsin. Ama bir de o kadar manevi kapılarını sana açtım. Yüreğinden tasaları asla tasa vermeden Allah'a inan, Allah'ına inan, koşulsuz sevgiyle, Allah sevgisi ve aşkını El-Müheymin'le koruyan ve gözeten Allah'ın seni an be an zerrece unutmadığını,
zerrece iyilik yaptığında, zerrece kendin olduğunda nasıl mucizelerle ödüllendiriyorsa, bu bilgeliğe gelmek, bu farkındalığa, bu aydınlığa, bu uyanışa, bu bilgeliğe gelmek, bilgiyi almak, kabul etmek, verilen mesajı, ruhunun sesini dinle diyor. Ruhun sesini dinlemek ne demek? Allah'ın yol göstericiliğine kulak ver demek. Seni koruyan ve gözeten. Sana iyilik ve kolaylık kapılarını gösterirken neden rahim kapılarını seçiyorsun deniliyor zaten. Siz bugüne kadar kendinizi inkarda olduğunuz için sevgili eril arkadaşlar. O yüzden size bu iyilik kapıları açılmadı. Ki aslında onda bile iyilik kapılarınız açılmışken siz buna kulak asmadınız zaten. Bütün sıkıntı burada yaşandı, başladı zaten. Siz rahim enerjisinden çıkamıyorsunuz ki bir türlü. Seçtiğiniz rahim enerjisini de rahmani enerjiyi de ne yazık ki rahim enerjisi olduğuna inanıyorsunuz. Bir de bir o kadar. Şimdi bakın, İsa'nın pelerini geldi. Okuyacağım şimdi kitaptan. 4 numara imparatora işaret eden. 41 numara Meryem'in zaferi. 4 ve 1, 41 ile geliyor Meryem'in zaferi de. Dişil kartının da size mesaj veriyor. Bu size 2 tane geldi. Peki. İki tane geldi. Bakın siz sürekli böyle savaş enerjisinde kendinizi kurtarıp böyle üçüncü çakra baş melek Şamal ne diyor? Göbek çakra, sırat köprüsü yok. Sırat köprüsünü seçersen sırat köprüsü rahmani enerjiyle yaşatılır. İşte o sırat köprüsünden rahmani ile düşenlerden ne olmak istiyorsun? Cehennemi mi yaratmak istiyorsun? Rahim enerjisiyle cennetini mi yaratmak istiyorsun? İşte bu dünyada cennetini yarat diyor. Kalp tutan erkek strateji, bakar mısınız? Kalp tutan bir adam elinde bu kadar size aşıkken aşka stratejiye dökmüşsünüz. Yanlış olan buymuş. Doğru yolda ilerlememişsiniz aşkı. Bunun için bugüne kadar rahim enerjisi olmuş. Halbuki sizin buradaki stratejiniz ne olmalı? Ben zaten aşığım, sevgimi kabul edeyim. Bu da Allah sevgisi. İmkansız demeyeyim. Allah var, olabilir. Sevdiğim de beni sevebilir. Sevdiğim de beni seviyor. Beklediğim, kavuşmak istediğim o dişil de beni bekliyor ve kavuşmak istiyor. Meryem. Meryem'in zaferi ilahi dişinin kılıç kırılçelerini, yani Azize'nin zaferini gösteriyor. Meryem ana koşulsuz sevgiyle, bakın İsa, şimdi fark ettim. Onca kartın üzerine İsa'nın pelerini ve Meryem ananın zaferi geliyor. Bakar mısınız? Şimdi bu kartların anlamlarını okuyacağım size. Önce burayı yorumlayın. Aşkta siz kalbi olarak aşıkken stratejiyi araya soktuğunuz için sokmamanız gereken bu Allah sevgisi ve aşkında, Allah yolunda strateji olmaz arkadaşlar. Strateji uyguluyorsanız rahim enerjisine düşmüşsünüz demektir. Rahmani enerjiye. Yani olumlu olmayanı seçiyorsunuz demektir. Rahmani enerji olumlu olmayan enerjileri temsil eder. Yani sınavları, imtihanları temsil eder arkadaşlar. İşte araya üçüncü kişi ve kişileri ve sizin stratejilerinizi sokmuşsunuz. Allah da benim aşkım, sevgim arınıktır. En büyük sevgi koşulsuz sevgidir. Stratejiye gerek ve ihtiyaç yoktur. Ha, üçüncü kişi ve kişileri ve stratejini soktuğun için. Kalp tutarken stratejiye ihtiyacın olabilir mi? Allah sevgisi ve aşkını yaşıyorsun. Ne ola ki strateji burada araya koyasınız? İşte bu hataya düşmüşsünüz. Aşkta bakın mutlu aile ve kalp tutan adam geliyor. Arada strateji geliyor. 21 numara Satürn etkisi. Sınavlarınızın bittiğini bir kez daha gösterdi. Bilgi olmuşsunuz, şimdi aşkı kabul etmişsiniz. Fakat en başında da bu zaten böyleymiş, kabul etmeniz gerekiyormuş. Sevdiğinize inanmış olsaydınız, sevdiğinizin ve kendinizin masumiyetini, buradaki çocuklar da aynı zamanda masumiyeti de temsil eder. Kendi masumiyetinizi, sevdiğinizin masumiyetini kabul etseydiniz kuponluya varacakmışsınız. Kalp tutan erkek aşkını kabul etseydi en başından beri şimdiye kadar çoktan evlenmiş, mutlu bir aile, yuva kurmuş olabilirdiniz. Araya ne yapmışsınız? Stratejiyi soktuğunuzda, ki strateji de ters döndü. Şimdi bunu bitirmişsiniz. Yani stratejide nedir? Sürekli sevdiğini denemek, üçüncü kişileri araya almak, üçüncü kişilere inanmak, üçüncü kişilerin fikirlerini dinlemek, onların fikirleriyle hareket etmek, onların onayını beklemek. Size şu kadar söylüyorum. Bakın. En sevdikleriniz, aileniz, anneniz babanız dahi olsa, anneniz babanız da dahi sizi asla ruh ikiziniz kadar koşulsuz sevgiyle sevemez arkadaşlar.
Bunu sakın unutmayın. Ve Allah da siz her iki ikiz ruhun birbirini sevdiğinizden daha fazla sevdiğini de okyanusta bir zerre o kadar birbirinizi sevdiğinizi Allah'ın sevgisi ve aşkının yüceliğinin büyüklüğünün yanında bir zerre kadar birbirinizi sevdiğinle tanıştırmış olduğunuzu böyle bunun ne kadar büyük bir mucize o zerrenin de lütfedilmiş olan kendi sevgi ve aşkından lütfedilmiş olan bu zerrenin de ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu buna nail edildiğinizi ve bu sevgiyle tanıştırılmış olduğunuzun büyük lütfunu kutlayın lütfen. Şükürler olsun Yüce Allah'ımıza, gözeten ve koruyan Yüce Allah'ımıza, müteşekkiriz, müteşekkiriz. Zerre kadar da olsa nasip lütfetmiş olması, bağışlamış olması çok büyük bir mucizedir bizim için, okyanustur. Biz okyanusta bir iğne deliği kadarız arkadaşlar. Allah'ın bize lütfettiği sevgisinin karşısında. İşte Yüce Allah Celle Celaluhu'nun siz erillere ve dişillere mesajı sudur. Anneniz babanız dahi benim kadar sevemez. Hiç yeryüzünde hiç kimsenin sevgisi benim sizi sevdiğim kadar olamaz. Bir ölçü istiyorsan ancak ruh ikizlerinin birbirini sevdiğini de görebilirsin. İlle de bir somut bir şeyle sevgi ölçülemez, Allah sevgisi haşa. Ama ille de sevgiyi bir ölçüye. Onun için 17 numara yıldız kartı anlamı şudur. Sevgi Allah'ın gizeminin üstürlabıdır. Allah'ın sevgisini ve gizemini. Allah sevgisi bir gizemdir ama gizemle tanışmak isteyip de gizemi yaşamak isteyenlere verilir. Bunu anlamayan, idrak etmeyen, anlamamış olan ruha verilmez arkadaşlar. Yani kime verilir? Bunu bilmek isteyene, bu bilmekliği isteyene, Allah'ım sen kimsin, ben kimim, beni niçin yarattın, ben yalnız mıyım, değil miyim bu evrende, ben kimim, beni niçin yarattın soruları en büyük hayati temel amaç sorularınız olmalıdır. Allah'ım sen kimsin? Ben kimim? Beni niçin yarattın? Tüm bu varoluş, bu yaşam niçin var oldu, yaratıldı? Şimdi 21 numarayla ne denedi? Strateji. Satürn kartıdır. Aynı zamanda stratejileri bitirmişsiniz. Siz bugüne kadar stratejide olduğunuz için işte bu saydıklarımda gezmişsiniz. Fakat Yüce Allah Celle Celaluhu'nun mesajı en başından itibaren İsa'nın Meryem Ana'ya zafere, İsa'nın pelerini. Şimdi okuyacağım. 4 numara, 41 numara. 41 numara 4 ile 1'in toplamı 5'e, 5. eve. Aşk, hobi, iş evine işaret eder. Yani tüm yaşamında, hayatında ister iş olsun, ev olsun, aile olsun, arkadaş çevren, yani hayatındaki yaşam alanların hangileri, ev, aile, iş olarak bakarsan, hangi alanın olursa olsun koşulsuz sevgide ol. Allah'ın daima varlığından asla uzaklaşma. Seni koruyan, gözeten olduğundan asla uzaklaşmadığın sürece Allah sevgisiyle tanıştırılırsın. Allah sevgisiyle tanıştırıldığın zaman da Allah sevgisi, kalp onu temsil eder. Allah sevgisiyle tanıştığın zaman daima orada mutluluk vardır. Orada en büyük hayal vardır. En büyük dileğe kavuşmak vardır. Her ne istiyorsanız bakın gökkuşağıyla kuponlu geliyor. Sana dilediğin neyse o verilecektir. Ama stratejileri araya sokarsan rahmani enerjileri sokmuş olursun. Allah da künfeder, rahmani enerjilerden çıkartılmasın. Ta ki bunu idrak edene kadar, ben strateji değildim bugüne kadar. Ben bu stratejimi bitirmiş olmam gerekiyordu. Aşkta strateji olmaz arkadaşlar. Allah'ımız bize koşulsuz sevgiyi nail etmiş. Kendisini bilmekliğe açmış. Halifem olarak yaratmış bizi. Ve ben sende kendime tezahür ve tecellisine hizmet ediyorsun. Ödülün olarak da sana sevgimi ve aşkımı vereceğim. Bir de bunu dünya planında birlikte yaşayacağım. Tadına, lezzetine, hazzına varacağım. O mutlu aile, o mutlu aileyi kuracaksın. Kim? Kendi kendine kuracak hali yok. Bir ruh ikizin var, onunla kuracaksın. Hazreti Adem için Havva, Havva için Adem vardı. İşte dünya planındaki bu aileyi kuracağın o ruh ikizin işte kabul etmen gerekiyor. Siz bugüne kadar Allah sevgisini, aşkını
sevdiğinizi, kendinizin aşık olduğunuz, bu kadar sevdiğiniz bu insanın bugüne kadar zerrece sevginizden koklatmamışsınız, zerrece açıklamamışsınız, zerrece paylaşmamışsınız, zerrece bu aşka hizmet etmemişsiniz. Sizin hizmet ettiğiniz tek nokta kendiniz olmuşsunuz. Sizi 21 numaranıza ulaştırmış Yüce Allah Celle Celaluhu, sizi o seviyeye rahmani sınavlardan geçirterek rahim enerjisine getirtmiş sizi. Sınavlarınız bitmiş. Şimdi size şunu söylüyor. Bütün tohumları ektin, tohumları biçtin, hasadın da elinde. Şimdi o hasattan nasıl lezzetli bir yemek yapacağın sana ait deniliyor. Eş seçilmiş olan sen, kendi talihin ol. Şimdi kaderini yaz. Ama aşkta Allah sevgisi koşulsuzken stratejiye ihtiyaç yoktu. Senin bu kalp tutan, aşkını kabul etme işin, dilinin, damağının, ağzının, boğazının, kalbinin mühürlenmesine sebebiyet veren senin sürekli bu stratejileri ortaya koymandı. Yani işte sevdiğini kıskandırmaya çalışmandı. Üçüncü kişileri araya almandı. Üçüncü kişilerin söylediklerini dikkate almandı. Başkalarının onayına ihtiyaç başvurmandı. Sürekli anne babanın, üçüncü kişilerin ağzına bakarak doğruymuş gibi tabulu bir şekilde, taparcasına, büyülü bir şekilde, büyülenmiş olarak, bağnaz bir şekilde, dogmatik olarak, bağlı bir şekilde, bağımlı olarak bağlı kalma, dinleme, sadakat göstermendi. İşte sen neden kendin olamıyorsun? Neden senin kendine ait kararın olmuyor? Sen niye kendi kendine karar vermek zorunda olduğunu bir türlü kabul edemiyorsun? Allah diyor ki sen kimseye karşı taahhüt geliştirmek zorunda değil. Sen bana karşı taahhüdünü geliştir. Ama taahhüdün, kaderin de bu şekilde matriksini yazmışım. Tık 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 tık, matrix iniyor aşağı. Tık 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 ilerliyor. Bunu da kiminle yol almak istiyorsun? El ele tutuşmak istiyorsun? Kalbi, aşkı kiminle yaşamak istiyorsun? Kiminle mutlu olmak istiyorsun? Kime ait olmak istiyorsun? Kiminle sıcak yuva kurmak istiyorsun? Bu hayatın bu portresini çizdirmek için de o 21 numara, bütün bu stratejiler onun için, ama artık bitti. 21 numara ters dönüyor. Satürn ne de? Bir şey zamanında sana yap dediğinde yap diyor işte. Zamanında kalbini açman gereken sevdiğine aşık olmuşsun. Kalbi saklayıp gizleyip stratejilere başvuruyorsun. Uzaklaşıyorsun, büyükleniyorsun, ego yapıyorsun, kibir yapıyorsun, imparatorluk taslıyorsun, kulağı tersten gösteriyorsun. Bütün dünya ile iletişimdesin. Bir tek sevdiğinle iletişime geçemediğini zannetme yanılgısındasın. En büyük halüsinasyonunuz, illüzyonunuz. Buna inandığınız için de Yüce Allah küfre demiş, o kalbiniz mühürlenmiş. İşte o 21 numaraya gelene kadar ki tüm sınavları bunu atlatmak için yaşanmış, yaşatılmışsınız. İşte şimdi ben kimim demeniz gerekiyor. Artık bunu da demenize de gerek yok. Bunu da öğrenmişsiniz. Çünkü bu soruyu hiç sormamışsınız kendinize. Allah sizin yerinize size sordurtmuş, sizi rahim enerjilerini tutmuş, size yaşatmış, sizin kim olduğunuzu size göstermiş ki ne kadar güçlü olduğunuzu, aslında nasıl cesarete sahip olduğunuzu, herkese karşı sergilediğiniz cesareti sadece ve sadece kendine, kendin için ve ruh ikizin için neden gerçekleştiremiyorsun? Neden Allah'ın sana gösterdiği gerçeği, hakikati kabul edemiyorsun? İşte siz burada korkak sergilemişsiniz. Burada lütfen yanlış anlamayın ama budur yani. Başka bir kelime nasıl ifade edeyim? Korkaklık, korkaklıktır yani. Korkaklığa başka bir kelime, onun yerine o anlamı veren başka bir kelime kullanamam. Korkaklık, korkaklık. Siz burada korkmuşsunuz. Korkaklık sergilemişsiniz. Korkaklık enerjilerinde kaldığınız için basiretsiz enerjilere düşmüşsünüz. Basiretsiz enerjiyi düşürdüğünüz için de kendiniz gücünüzü kaybetmişsiniz. Güçlü olduğunuzu unutmuşsunuz. Perde inmiş arkadaşlar. Bunun sebebi de tamamen ve tamamen başkasının onayına ihtiyaç duymanızmış. Sürekli başkasına danışmak, başkasını dinlemekmiş arkadaşlar. Ez cümle bu. Bu da sizin bilinçaltınızmış. Ve Yüce Allah Celle Celaluhu size kendisinin kim olduğunu, sizin kim olduğunu, ruh ikizinizin kim olduğunu, Allah'ın sadakası, lütfunun, Allah sevgisi ve aşkın ne kadar büyük ve koşulsuz olduğunu, işte bu sizi seven, sevdiğinizle kuracağınız bu sıcak yuvada neden hala size ait, size bekliyor, bu yuvayı sizinle kurmak istiyor? E diyor ki kendine bak, sen de buradasın aynı şekilde. Hani bir ölçü istiyorsan sen de buradasın işte. Niye o nasıl burada beni seviyor diyorsun? E sen nasıl buradasın onu seviyorsun o zaman diye. Ölçü olarak bunu al. Sen buradasın ki o da burada. O burada ki sen de buradasın. Ay çok güzel geldi. Ay ne güzel çıktı bu cümle gerçekten.
Neydi bir dakika? Ölçü neydi? Ha, sen beni neden bu kadar, nasıl bu kadar koşulsuzca seviyor, hala seviyor mu ve hala bende mi diye şaşıracağına kendine şaşır. Sen hala nasıl seviyorsun, o zaman buradasın. Ölçü bu işte zaten deniliyor. Onun için karşılıklı zaten. Sen kendinin burada olduğunu farkına varmıyorsun. Hani bu yolu bu kadar sınavlarla kat etmiş, 21 numaraya gelmiş, tamamlamışsın. Bu yoldasın. Kendin buradasın. Bunu kabul ediyorsun. Ama bunu da görmezden gelerek diyorsun ki, sevdiğim nasıl beni seviyor, nasıl hala burada olabilir? Nasıl yani? Biz gerçekten hala bir arada mıyız, burada mıyız? Bunca yaptıklarıma rağmen hala beni seviyor mu? İşte Yüce Allah Celle Celaluhu'nun mesajı da evet, işte zaten onun için eşi benzeri yok. Onun için benim sadakam diyor zaten. Sen niye buradasın diyor. İşte bak, sen buradasın, kalp tutuyorsun, aşıksın. Bunca yaptıklarına ve sana yaşatılanlara rağmen sen hala niye buradasın işte? Bunu niye sormuyorsun? Ben niye hala buradayım da sevdiğin nasıl hala burada beni seviyor mu diye soruyorsun. Onun için Allah'ın sadakası eşsiz ve kusursuz zaten. Eşi ve benzeri yok. Ay, çok güzel geldi bu mesaj. Ay, yüreğim ferahladı. Ne mutlu oldum arkadaşlar. Ne güzel geldi. Şifa çalışmış. Cevap geldi. Eril'in bulmak istediği cevap buymuş. Ay, Yüce Allah çok güzel gösterdi kendisine benim aracılığımla. Şimdi sen mutlu bir aile kurmak istiyorsun. Bir sevdiğin var diyorsun. O nasıl burada diye sorgularken, peki ben nasıl buradayım diye bunu sormuyorsun kendine diye. Sen nasıl buradaysan o da onun için burada zaten. Ay, çok güzel geldi bu arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Benim bir anda böyle ruhumu, bedenim mutluluk enerjileri sardı. Ay, çok güzel oldu. Gerçekten bayıldı. Yüce Allah Celle Celal size diyor ki, işte bunun için seni sürekli de an be an daima seninle olduğumu koruyan, gözeten olduğumu, şah damarında olduğumu, ruhumdan ruh üflediğimi, iradem oldu. İrademe geldiğinde stratejiyi sokmasın, irademe gelirdi. Sen sürekli stratejiler araya soktun için, sürekli kendine zar attın, maske taktın, kendini inkar ettin. Sevdiğini ve sadakamı ve haşa ve haşa, Allah'ım zaman mekandan tenzih ediyorum. Benden uzaklaştığın için stratejileri soktun araya. Ben de sen ne sokarsan onu veriyorum zaten. Ne yaşamak istersen onu veriyorum. Ne istiyorsan onu veriyorum. Bak, şimdi bu aşkı kabul ettin, sevdiğinle kavuşmak istiyorsan nasıl mucizeler yaşıyorsun? Nasıl burada olduğunu görüyorsun? İşte bu soruyu soruyorsan bile zaten hala burada olduğunu biliyorsun demek oluyor o sorunun cevabı. Sevdiğim nasıl hala burada diyebiliyorsan, bakın buraya dikkat edin. Sevdiğim hala nasıl burada, beni halen seviyor, bekliyor dediğin noktada cevap kendi içinde diyor zaten. Sen de burada olup bunu bildiğin için bu soruyu sorabiliyorsun. Sen de aynı seviyeye gelmiş olduğun için bu soruyu soruyorsun. Bak, kalp tutan erkek seni verdin diyor. Yuvayı kimle kuracaksın, ruh ikizini verdin diyor. Meryem Ana gibi. Meryem Ana nasıl seviyorduysa İsa'yı, işte o seni seven de o şekilde koşulsuzca sever. Ya sevgili arkadaşlar, sevdiğim nasıl beni seviyor? Çünkü Allah'ın sevgisini öğrenmiş. Allah'ın sevgisini yeryüzünde bir ölçü olarak görmek istiyorsan eğer, diyor 17 numara at tart, yıldız kartı, kadersel ruh ikizi, ruh eşi kartıdır. Kadersel döngüleri anlatır, gerçek hakikatli ruh ikizlerini anlatır. İşte o yüzden o benim sevgime nail olduğu için, alıp kabul ettiği için, en başta yani verildiğinde alıp kabul ettiği için zaten bununla yaratılmış olduğunu fark etti. Oradaki alıp kabul etme farkına varmak ne demek? Zaten bununla var edilmiş, yaratılmış olduğunu, bununla dolmuş olduğunu, bununla var olmuş olduğunu, yaratılmış olduğunu bilme bilgisine gelmek zaten orada. O bilgiyi bilmediğini geldiğinde de alıp kabule geçmesi demek oluyor. İşte o yüzden kalp gözü açılmış ilahi dişilerin zaten Meryem Ana Azize sıfatına, Fatma da radiyallahu anh'ın seviyesine yükseltilmişler. Yani miraçlarına yükseltilmişler. Siz miracınıza daha yeni geldiniz arkadaşlar. Bu video size bunu hizmet etti. İşte ya bu video esnasında, ya dün gece, ya bu sabah, ya son 1-2 gün içerisinde siz bu rahmani yönlerinizle tanışmışsınız, yani rahmani tarafta olduğunuzu.
aşka aslında hizmet ederken sadece kendinize hizmette olduğunuzu, kendi tarafınızdaki karmik döngülere hizmet ettiğinizi, aslında ruh ikizinize etmediğiniz ama ruh ikizinin de koşulsuz sevgiyle sizin bunları tanıma bilmeye, size rehberlik ettiğini, yardımcı olduğunu, Allah'ın onun üzerinden kendi sevgisini size öğrettiğini gösterdi. Hani benim sevgimin bir ölçütü olduğunu arıyorsan, bir ispat arıyorsan ruh ikizine bak deniliyor. Ruh ikizin seni onun için Allah sevgisi verilip nail edilen olarak yaratılmış olduğu için, o da dünya planında seninle tanıştığında bu ruh ikizi, bu aşkı, bu sevgiyi, bu sevdayı öğrendiği için, öğrendiği aşk ve sevgi Allah sevgisi. Koşulsuzca sevmenin ne demek olduğunu. O oradaki aşk da bitmeyecek tutkuyu anlatır. Oradaki tutku da dünyada düşündüğünüz gibi bedensel tutkudan bahsedilmez. Allah aşkı, sevgisi dediğimiz oradaki aşk, Allah'a olan bağlılığımız, tutkulu bir şekilde Allah'ımızdan asla vazgeçmediğimiz, asla inançsızlık sergilemediğimiz, zaten Allah inancıyla var edildiğimizin tutkusudur arkadaşlar. Oradaki tutku Allah'ımıza olan bağlılığımızı anlatır. O tutkunun adına da aşk denir. Aşkın anlamında en büyük koşulsuz Allah'ın sevgisini ve ışığını yansıtır. İşte ilahi aşklar onun için çok kıymetli, çok değerlidir ve yolları çok meşakkatlidir. İşte onun için siz 21 numaranızı, stratejilerinizi, Satürn'ünüzü yeni zamanın efendisi, siz kabule geçtiniz, zamanınız bitti oldu. Çünkü siz kabule geçmeyince Satürn'ün dayattığı sınavların zamanı bitmez arkadaşlar. Sırat köprüsü sürekli yaşatılır. Rahim enerjisine geçmeniz için rahmani enerjilerden çıkmanız gerekir. Rahmani enerji nedir? İşte firavun enerjisi, iblis enerjisi, şeytan enerjisi. Her türlü en olumsuz negatif enerjiyi bahseder. Onun için bilinçaltı yoktur. Allah sadece ve sadece koşulsuz sevgidir arkadaşlar. Koruyan ve gözetendir. Her şeyi veren, yaratandır. Ama kötü neden var rahim enerjisi dediğinde, işte Allah'ından uzaklaştığın zaman ki seçtiklerin oluyor, illüzyonların oluyor, illüzyon planların oluyor, halüsinasyonların oluyor, o hayallerin oluyor. İşte hayal de bir illüzyondur arkadaşlar. Hayal kurup kurup bırakmak da bir illüzyonda yaşamaktır. Gerçekliğin dışında yaşanıyor. Çünkü Allah daima bizim somut planda ruhsal olarak öğrendiğimiz, bizim içimize verileni dünya planında somutla birleştirmemizin terazi, kefeler de bunu anlatır. Terazinin iki kefesi, işte oradaki dengeyi kurmamız, 14 numara ruh kartı, denge kartı, yin yang kartı bunu anlatır. Senin göremediğin aslında, ama kendi kendinde, zihninde yarattığın o bilinçaltın aslında yok. Sen sadece olumsuz ve kötü rahmani enerjiyle düşündüğün zaman o rahim enerjisinden uzaklaşmış oluyorsun. Kendini inkar etmiş oluyorsun. O zaman rahmani seçiyorsan da sana rahmani veriliyor. Ama hiçbir zaman aslında Allah rahmani değildir. Rahmani vermez. Rahmani'nin var olduğuna inanmak, orada Allah'ın varlığına, birliğine, tekliğinde uzaklaştığında yaşatılan illüzyon ve halüsinasyon, o rahmani tüm illüzyonist planları devreye sokulur. %99 hakikatmiş gibi, varmış gibi yaşatılır. Sonra Yüce Allah Celle Celaluhu %1 ile onu ters düz eder. Orada ben koşulsuz sevgiyim, senin Allah'ın ne ola ki rahmani olayım diyor. İşte oradaki o %99 devrilen olay hayatımızın altının üstüne geldiği nokta olmuş oluyor işte. O bütün inandığınız, aslında inanç olmayan inançsızlıklara inançsızca bağımlı bir şekilde, bağlı bir şekilde inanmak büyülenmektir ve Kur'an'da geçen büyü de bunu anlatır. O yüzden rahmani enerjilerden sıyırın, tüm o kötü, olumsuz, sizi üzen, zerrece gözyaşı döktüren, zerrece sizi bekleten, zerrece sevdiğiniz ve istediğin her şeyi diyor ki ben rahim enerjisiyim. O kadar sınırsız, sonsuz, koşulsuz sevgiyim ki ne ola ki beni rahim olarak algılıyorsun. Ama eğer öyle düşünüyorsan sana onu da veririm diyor. Çünkü ben o kadar büyüğüm ki, bir rahim tarafı var, bir
Rahmani taraf var. Rahim de illüzyon olduğuna göre sen illüzyona mı inanacaksın? Allah'ın koşulsuz sevgi olduğuna, koruyan, gözeten olduğuna mı inanacaksın? İşte o rahmani enerjiler aslında yok ama %99,999 varmış gibi kişi inandırılır ki hakikatmiş gibi, gerçekmiş gibi görsün, bilsin. %1 ile Allah kendini hatırlattığında, perdeyi kaldırdığında nasıl bir büyük illüzyon olduğunu, halüsinasyon olduğunu, yanılsama olduğunu, yargı olduğunu, strateji olduğunu, hiç olduğunu, korku olduğunu, karanlık olduğunu, yokluk olduğunu, yoksunluk olduğunu ve aslında bunların hiçbirinin de olmadığının bilgisine vardırılır. Kişi uyanışta budur arkadaşlar. Kalp gözü de bundan sonra açılır. Farkına böyle vardırılır insanoğlu. Bunu kişi hani orada o cesareti gösterip o taşın altına elini koyup nedir deyip devam edip bilmeye, bilmekliği seçip o yolda devam edip karşıma ne çıkarsa çıksın ben bilmiyorum. Arkası karanlık bir yola yürüyorum ama Allah'ım ben sen varsın sana inanıyorum. Çünkü senin %100 koruyan ve gözeten olduğunu biliyorum. Senin %100 koşulsuz sevgiyle beni sevdiğini, yaratmış olduğunu biliyorum. Bana karşıma ne çıkarsa çıksın ben sana inanmayı seçiyorum. Çünkü sen koruyan ve gözetensin. El müheyim. Buna inandığımızda rahmani enerjilerin asla olmadığının bilgisine geliriz arkadaşlar. Kur'an'da rahmani enerjiler olarak anlatılan ayet ve sureler de vardı. Buna işaret eder zaten. Ama aslında yok olduğunu da diğer ayet ve surelerde, diğer 66, Allah ebced değeri neden 66'dır zannediyorsunuz da 99 diye. Çünkü 99'un 33'ü rahmani enerjidir. O yüzden bütün 99 Esma-i Hüsna tabu gibi alıp önünüze koyuyorsunuz. Hepsi %100 doğru rahim enerjisi olduğunu zannetme yanılgısıyla her önünüze gelen birisi şunu oku dediğinde esmaları okuyorsunuz. Bir örnekle açıklayayım. Rakip esması mesela. Şimdi rakip esmasını okursanız rakipleri çağırırsın. Çünkü onu sürekli okuduğunuzda onu gönderiyorsunuz evrene. Yani Allah'ım senden bunu istiyorum diyorsunuz. Evren kim? Sistem kim? Melekler kim? Peygamberler kim zannediyorsunuz? Allah kendisidir. Kendisinden kendisine yansıtmasıdır. Siz neyi isterseniz onu size veriyor. Bizlere veriyor yani. İşte orada 33 Esma-ül Hüsna'nın olmasının sebebi okurken dikkatli oku Kur'an'ı diyor. Doğru anla. Senin akaşa bilgeliğinde, senin bilinç düzeyinde var. Bilinç düzeyinde kayıtlı kodlar halinde matris olarak var her şey sayı ve sembol. İşte 6 tek başına 6 2 6 bir araya geldiğinde kadın ve erkeği temsil ediyor işte. Kadın ve erkek de beni yansıtman diyor. Ben yarattım, kendimi tezahür tecelli ettim, halifelerimsiniz diyor. Onun için rahim enerjisiyle rahmani enerjileri, ayet ve sureleri ve zikirleri çok doğru anlamak, algılamak gerekiyor. Gerçekten orada derinleşmek gerekiyor arkadaşlar. Bir rahim esmasını okuduğunuzda size rahim sınavları gelir. İşte esmalarınızı okurken de dikkat edin, sınavlar hayatınızda eksik olmuyorsa siz rahim dua ve surelerden çıkmıyorsunuz ve rahim esmaları okuyorsunuz demektir. Pardon, özür dilerim, rahmani. Rahim enerjilerini ayet ve diğer ayet ve surelerde neye işaret ediyor? Kur'an'ın %66'da diyor ki Allah koşulsuz sevgiyi anlatıyor. %33'ünde de diyor ki rahim enerjisi var. Ama rahim enerjisi Allah hakikati değildir. Allah'ın kullarını kendisine bilmeklik için oluşturulan illüzyon planlarıdır. Kişi bilinç düzeyinde Allah'ından uzaklaştığında Allah rahmani tarafı kendisine gösterir ki o rahmani enerjiyi de gösterdiğinde aslında onun var, o rahim enerjisinde rahmani enerji, pardon, bazen dil sürçmesiyle karışabilir, rahim enerjisinin getirilmesi için rahmani enerji gösterilir kendisine. Bunun da Kur'an'da ayeti ve suresi var ve zikirleri var. Aynı şekilde Allah sevgi ve aşkı şunu sana verdiği Allah sevgi ve aşkını İsa ve Meryem'le de bunu anlatıyor. Hazreti Havva ve Adem'le de bunu rahim mi seçiyorsun, rahmani mi seçiyorsun? Ama Kur'an'da her ikisi de var.
Ama bir taraf 66 Allah'ın, Kur'an'ın %66'sı Allah'ın koşulsuz sevgi olduğunu, sadece ve sadece rahim enerjisi olduğunu anlatır. Kur'an'ın %33'ü de rahimden uzaklaşmış olan kulların, o firavun, iblis, şeytan, o büyücü vesaire vesaire, cin vesaire neyse, buna inanan kişiler için illüzyon planlarını yansıtır. Orada illüzyon planlarını anlatır arkadaşlar. Yüce Allah Celle Celal Kur'an ve ayetlerinde rahmani enerjiyi anlatan ayetleri lütfen dönüp sure ve ayetleri daha net okuyun. Orada daha derinleşin ve rahmani olan zikirleri de naçizane tavsiyem çekmemenizdir. Çektiğinizde, çünkü Allah'tan onu talep ediyorsunuz. Size o illüzyon planları olan, o halüsinasyon, o yanılsama, o büyülü bir şekilde, büyülü olarak, büyülenerek yanlış olana, illüzyona inanmanız rahmani enerjilerdir. Rahmani esmalarla rahmani enerjinin ne olduğunu, aslında Allah hakikatinde olmadığını, Allah'ın sadece sınırsız ve sonsuz koşulsuz sevgiden oluştuğunu, koşulsuz sevgi ve aşkın en büyüğü, yaratanın sahibi olan ve kendisini sadece koşulsuz sevgiyle kulunu koruyan ve gözeten olduğunu, dolayısıyla kendisinden uzaklaşan kulunun da imtihan eden, rahmani olmayan o rahmani enerjiler de varmış gibi, ne kadar varmış gibi gösterilir? %99,999 ölçüsünde gerçekmiş gibi yaşatılır. Kişi onu gerçekten gerçeği olarak görür. Hayatta da onu o gerçekmiş gibi yaşar arkadaşlar. Çünkü ona inanıyor ve hakikati haline getirilir. Hakikat olmaz, gerçektir. Çünkü gerçek değiştirilebilir, hakikat asla değiştirilemez. Hakikat ruhun, Allah'ın ruh aracılığıyla kuluna verdiğidir. Ruhun verdiği de asla kimse değiştiremez o hakikate. İster inansın, ister inanmasın. Ama gerçek kulun gerçekliği, kuldan kula değiştiği için onunla oynanabilir, değiştirilebilir. İşte oradaki rahmani enerjilere girdiğiniz zaman illüzyon planlarına girdiniz demektir. Olmayana inandınız. Yani haşa, ez cümle şu: Allah asla kötü değildir. İyilik, güzellik ve mucizenin ta kendisi. Mucizeyi yaratan, iyilik ve güzelliği yaratan, koşulsuz sevgideki koruyan ve gözeten Allah'ta asla kötü ve olumsuz hiçbir şey yoktur. Ama kul Allah'ından uzaklaşır, stratejiyi seçerse, Rahman olana hizmet ederse, iblis, şeytan enerjileriyle de tanıştırılır. %99,999'da hakikatiymiş gibi yaşatılır ve kişi %1 ile dünyası alt üst ettirildi. Allah kendini hatırlatır ki, ben sadece rahim enerjisiydim. Sen onu seçtin, inandın, bana arkanı döndün. Benden uzaklaştın. Peki uzaklaşmış mısın sorusunun cevabı da işte o %1 ile Allah kendini o kadar büyük ki %99,999 cirit atmana izin veriyor. Oyun oynamana izin veriyor. Neye istiyorsan ona inan. Ne yapmak istiyorsan onu yap diyor. Sınırsız ve sonsuz, artı ve eksi yönde verir. Ama Allah'ını unutma. İslam'ın en temel şartı, Allah Celle Celaluhu der ki oradaki mesajı Kur'an'da, bana tereddütsüzce inan kulum mesajıdır. İnanmadığınız noktada rahimi seçtiniz demektir. Pardon, Rahmani. Rahmani seçtiğinizde de Rahmani verilir arkadaşlar. Hem de öyle bir verir ki Yüce Allah külfeder, siz orada asla %100 de vermez, %99,999 verilir. Yani sizin %100 benim gerçeğim dediğiniz gerçeğinizin asla ve asla %100 olmaz, %99,999 olur arkadaşlar. 99,999 da bunu anlatır zaten. 99 Esma-ül Hüsna'yı anlatır. İşte Kur'an'ın 909 %999,999'unda sana neye istiyorsan ona inan, o kadar özgür iradeyle seni yarattı. Ama 0,00,001 ile de o %99,999'u %100'e tamamladığında da tamlık olanın bir tek ben olduğumun farkına vardırırım seni. İşte o %1 beni unutmana izin vermiyorum. Sadece %1 de, çünkü kendim sana hatırlatacağım. Bunu da Esma kodunda verdim. O yüzden Esma-ül Hüsna'lar 99'da vardır. O yüzden 100 değildir arkadaşlar. %100 tamlık, en büyük tamlığın kendisi Allah'tır.
İyi ki, iyi ki Allah'ımız bize onu vermemiş. O %1'le kendini bize hatırlatıyor ki biz onun gözeten ve koruyan ve daima biz olduğumuzu, bizde olduğunu bize unutturmaması, bizim sahibimiz olması, bizi yöneten olmasına şükürler olsun. Müteşekkiriz Allah'a. Müteşekkiriz ki %100'ünü bize vermiyoruz. İşte bugüne kadar size %100 dediğinizin de asla %100 olmadığını, 99,999 rahmani enerjiyi çalıştıran erillere %1 ile rahim enerjisini sevgili ilahi dişili üzerinden kendisini ne kadar koruyup gözeten olduğunu, sevdiğinin de onu ne kadar koruyan ve gözeten olduğu sıfatına kendi sevgisini nail ettirerek sevgimin koşulsuz olduğunu, seni koruyan ve gözeten olduğunu bir ölçüm mü arıyorsun somutta? Ruh ikizine bak işte. O yüzden 17 numara ilahi dişil temsil eden Azize'yi Attart, Urmiye ruh ikiziniz, o sevdiğim dediğiniz o kadınlar işte, o havalarınız Allah'ın sevgisinin dünya planında siz erillere, ille de bu kalbi eline alıp kabul edene kadar, mühürlenmiş kalbinin açmana kadar. Çünkü mühürleyen sizsiniz, bunu seçen sizsiniz. Her şeyi unutmayın ki özgür iradenizle siz seçip yaptınız. %99,999 rahmani enerjilerde dolaşarak o yediğiniz imtihan ve sınavlardan sonra dahi gördünüz ki hala ruh ikiziniz burada, siz de buradasınız. Size öyle Allah'ın koşulsuz sevgisiyle sizi koruduğunu, gözettiğini, daima sizinle olduğunu, sizi asla yalnız bırakmadığını, aslında ruh ikizinizde Allah'ın kendisini size gösterdiğini, bir ölçüt istiyorsan ruh ikizine bak, o beni yansıtıyor diyor. Bir ölçü ille de istiyor sana. İşte bakın sevgili arkadaşlar, siz bunu şimdi kabul ettiniz. Bakın bu kart arkanıza geçti. Şimdi kabule vardı. Stratejiden çıkmanız gerektiğini, Allah'ın kabul etmediğiniz ruh ikizinizin Allah'ın koşulsuz koruyan, gözeten ve koşulsuz rahim sevgisi olduğunu kabulden uzak oldunuz. Allah'ınızı kabulden uzaksınız yani. Ölçütü de ruh ikiziniz. Kabule geçtiğiniz her anda bu veriliyor. İşte dişiler onun için, bakın şu anda şifa sizde gerçekleşti. Bu kartın düşmesiyle siz bunu şimdi vakıf oldunuz. Bu gerçekleşti. İşte bu mutlu aileyi de o sevdiğinizle, ruh ikizinizle bunu daima ve daima en başından itibaren sana verildiğinde kabul etmiş olsaydın bugün bunu yaşıyor olurdu. Hayatı farklı anlamda, farklı yönde yaşıyor olurdu. İşte ruh ikizine verildi kabul ettiği için, işte neden o hala burada deyince, işte Allah'ın sevgisini sana gösteriyor. Onun için seçilmiş bir halife işte. O yüzden siz bu dünya planında ruh ikizinizi bugüne kadar %99,999 yaşattığınız rahmani enerjilerden, stratejilerden, üçüncü kişi ve kişi enerjilerinden ve başkalarının dediklerini dinlemekten, sevdiğinizi ve ruh ikizinizi dinlememenizden, bir tek Allah'ın koşulsuz sevgisiyle sizi seven ruh ikiziniz, bunu sakın unutmayın. Anne babanız dahi değildir, kardeşiniz değildir arkadaşlar, evladınız değildir. Bunu sakın unutmayın. Allah kendisinin koşulsuz sevgisini, aşkını, o kupasını arındırılmışlar için diyor, işte ruh ikiziniz o. İşte o size o kupayı sunarken siz aldınız, siz kendi kupanızı sunmadınız. İşte şimdi Allah'a karşı taahhüdünüzü, siz şimdi Allah'ım senin beni daima ve daima, her an ve anda beni koruyan ve gözeten olduğunu, beni asla yalnız bırakmadığını ve beni koruyan, gözeten ne demek? Beni daima seven, koşulsuz seven Allah'ım. Ben stratejiden çıkıp, ben aslında seni ve senin bana verdiğin bu aşkı, bu lütfu, bu sadakayı kabul etmemişim. Buna sırtımı dönmüşüm. %99,999 rahmani enerjilerde her türlü şeytan, iblis, büyü enerjilerini, firavun enerjilerinde dolaştım. En sonunda anladım ki ben koşulsuzca sevdiğimi seviyorum. Sadece kabule geçmemişim. Sadece yapmam gerekeni yapmamışım. Sadece gidip ona kendi kalbimi, yüreğimi açmamışım.
bir erkek, bir adam olarak, bir Adem olarak Allah'ın huzurunda Allah'a beni koruyan, gözeten, koşulsuz sevgiyle seven Allah'ıma ben de seni seviyorum. Koşulsuzca ben de Allah'ıma sevgi ve hürmette olmalıyım. Senin koşulsuz sevgi ve aşkını aldım, kabul ettim. Ben de sana sunuyorum Allah'ım demeniz gerekiyor. İşte o kalbinizi, ruh ikizinizi açtığınızda Allah'ınıza kalbinizi açmış oluyorsunuz. Allah'ın sizi nasıl koşulsuzca sevdiğini, gözettiğini, koruduğunu, Allah sevgisi ve aşkının ne kadar koşulsuz, sınırsız ve sonsuz olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, size bunu vermiş, bununla tanıştırmış, buna nail etmiş. Allah'a cevap bekliyor Allah'ınız sizden. Evet Allah'ım, ben de %99,999 rahmani enerjide dolaşarak %1 ile kendini bana hatırlattığın için sana minnettarım, müteşekkirim. Allah'ım beni affet. Ben de seni o kadar koşulsuz sevgini aldım, kabul ettim. Ben de seni seviyorum. Allah'ım affına sığınıyorum demeniz gerekiyor. İşte taahhüdünüzü, kalbinizi gidip ruh ikizinizi açtığınız zaman sevginizi, aşkınızı, ki artık sınavlarınız bitmiş, bilgi olmuşsunuz. Bu bilgi de şu an benim aracılığımla aktı. Ruh ikizime artık gideyim mi, gitmeyeyim mi, seviyor mu, sevmiyor mu? Artık bu rahmani enerjilerden çıkın, rahim enerjisine geçin. Allah'ın sizi ne kadar koşulsuz sevgiyle koruyan, gözeten olarak koşulsuzca sevdiğini, sizin de o hürmeti ruh ikizinize, kalbinizi açtığınızda Allah'a cevap olarak ben de seni seviyorum Allah'ım koşulsuzca, ben de seni kabul ediyorum Allah'ım, sen bensin, ben senim, sen benden ayrı ve gayrı değilmişsin, Allah'ım benden ayrı ve gayrı değilmiş, sadece ben öyle zannetme yanılgısındaymışım, bu da benim halüsinasyonum, yanılsamam, ön yargım, illüzyon planlarımmış. Tüm rahmani enerjilerde dolaştıklarınız hepsi sizin illüzyon planlarınız. Hakikat asıl altı boş olan illüzyon planlarıdır. Ne ola ki Allah'ın sizi sevmediğini, korumadığını, gözetmediğini düşünürsünüz. Yüce Allah Celle Celalihi size diyor ki, ölçü olarak ruh ikizine kalbini açtığında bana açmış olduğunu kabul ediyor olmuş olacağım. Yani sen de bana Allah'ım ben de seni seviyorum, varlığını, birliğini kabule geçtim demek bunun anlamı. Seni tanıdım, bildim Allah'ım. Seni tanıyorum artık. Allah'ın buna ihtiyacı mı var? Elbette ki yok. İşte Allah'ın ne kadar sınırsız, sonsuz koruyan, gözeten rahim enerjisi olduğunu, sadece sevgi enerjisinden başka hiçbir şey olmadığını, bu bağlılıktan da asla hiçbir kulunun kopmayacağını, buna olan bu bağlılığın adının da aşk olduğunu, işte aşık olduğun o ruh ikizine, o yuva kurmak isteyip o ait olmak istediğin Allah'ın kalbi işte. Senin kalbin yani. O ruh ikizinin kalbi. Evet, burada bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Peki son olarak 4 numarayla 41 numarayı da bir okuyalım bakalım. Kitabımızda bize ne diyor? Çok önemli. Onu da bir okuyalım sevgili arkadaşlar. Evet. 41 numara Meryem'in zaferi. Eğer ayı kucaklamayı arzuluyorsan, ayı, gökyüzündeki ay, işte zaten ay yansıda suda değil gökyüzündedir. Kartın anlamı ruhsal olarak manada bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Rahim enerjisinde olduğunuz sürece ay gökyüzünde, yeryüzündeki yansıda suda diyorsunuz. İşte o kadar illüzyonist plan, işte rahmani enerjiyi Yüce Allah Celle Celaluhu bize anlatıyor. Bunu veriyor bize. İşte ayı gökyüzüne koymuşum. Ne ola ki yansıdası da olduğunu düşünüyorsun. İşte o rahmani olduğumu düşünen de o kadar büyük illüzyon. İşte senin büyülenmiş olarak, büyülü bir şekilde rahmani enerjileri bu kadar büyülenerek inanman, sürekli üçüncü kişi ve kişiler ve kişi enerjilerinden çıkamaman, sürekli başkalarının teyit ve onayına neden bu kadar büyülendiğine bak. İşte bunların hepsi rahmani. Bu rahmani enerjilerde beni temsil etmiyor. Sadece seni sınav ettiğim araçlardır diyor. Ama Allah'ın değil. Sen bunları da Allah'ın Rahman tarafı da var, Rahim tarafı da var deme deniliyor. Bu mesaj veriliyor dünyaya şu an.
Seni sınav aracı olarak yarattığım o illüzyon planlarını Allah'ın o olduğunu olarak kabul etme deniliyor. Onlar sadece illüzyon planları. Yani nasıl ki oyun oynuyorsun, değil mi? Bir saklambaç oynuyorsun, bir oyun. Saklambacı nasıl oynadın? Oyunun şeklini gösteriyor. İşte kendini saklayan mısın? Ortada mısın? Kendini kandırıyor musun? İllüzyonda mısın? Değil misin? Hakikatini kabul ediyor musun? Etmiyor musun? İşte orada bir misket mi oynuyorsun? O misketi nasıl vuruyorsun? İşte o seni ilgilendiriyor. Ama misketi alıp misketi miskete vurmak da işte orada rahmanidir. Ama misketi miskete vururken de, yani nasıl anlatayım? Öyle bir cümle gerek. Kilimci kilimi dövüyor. Hani Allah seni dövüyor ama Allah'ın amacı seni dövmek ve Allah'ın rahim olduğunu göstermez. Sadece orada tozu almak için, yani senin kirini alıyor, pasını alıyor. Kılçasını da parlatılmış pasından arın, parlatılmış kılıç gibi oluyor, değil mi? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın zülfikar, iki uçlu olan kılıcının manası bunu anlatıyor. Rahman ve Rahim'i anlatır. Sevgiyi ve Rahim enerjisini anlatır. Hani adaleti anlatır, sevgiyi anlatır, yüceliği anlatır, bilgeliği anlatır. Hani Allah koşulsuz sevgidir. Ne ola ki Allah rahmani olsun, rahmani yaşatsın sana. İşte sen Allah'ından uzaklaştığında sana rahmani yaşatılıyor, yaşatır. Bu Allah'ın o olduğunu göstermez ki. Sen inanıyorsun, düşüncede zihne düşüyorsun, kötü ve olumsuz düşünüyorsun. O zaten diyor ki ben kötü değilim. Ben koşulsuz iyiyim diyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Ama kötüye de inanırsın, o kötü de bir illüzyondur. Kötü diye bir şey yok. Çünkü Allah'ın kendisi kötü değil. Kötülük yok Allah'ta. Sana da o varmış gibi yaşatırım diyor. Ama perdeyi kaldırdığında %1 bir ihtimalle kendimi hatırlattığında işte o bütün inançsızlıkların yıkılıyor o zaman bana karşı diyor. İşte oradaki Allah'ın mesajı nedir? Biz kullarına kilimi dövüyorum, yani seni dövebilirim. Hani rahmani olarak sınayabilirim. Ama buradaki amaç seni dövmem değil ki. Senin üzerindeki kiri pasını alıyorum ki parlatılmış kılıç gibi o. Orada kilimci kilimi döverken gerçekten kilimi mi dövüyor? Ama dövüyormuş gibi gözüküyor, değil mi? Dövüyor mu? Dövmüyor. Tozunu alıyor arkadaşlar. İşte rahmani enerjiler gerçekte yoktur. Bizim sınav sebeplerimizdir sadece. Sebep daireleridir yani. 33 İsmail Hüsna da bunu anlatır. O yüzden 3 ve 3'tür. Allah'ın sana yaşattığı üçüncü kişi, üç enerjisi, üç enerjilerin tümünü bir öğren. Tesla'nın 369 dediği de budur işte. Üçü öğren ki 6'yı kabule geçesin. 6'yı kabul ettiğinde de ne yapman gerektiği, 9 numara en büyük hayaline git var diyor işte. Onun arkasında kuponlu kavuşma var zaten. Kuponludan önce ne var? Kupa 9'u. Ne diyor? O da teklif kartıdır. En büyük hayal, en büyük idealin, en büyük kavuşmak istediğin isteğin dileği ne? İsra suresi 13 ne diyor? Çabana göre kısmetlendireceksin. Tamam da sen çiçeği alıp gidip kalbini sevdiğini açtın mı ki aşkı yaşayabilirsin? Aşkı yaşamak istiyorsun ama kalbini açmıyorsun. Nasıl olacak? Aşkı yaşayabilmen için sevdiğine kalbini açman gerekiyor yani. O kalbini gidip açma zahmetine gir diyor yani ez cümle. Peki okuyalım. Bir de 4 numaramız vardı. Bir dakika, 4'e de bakalım. Önce 4'ü okuyayım. İsa'nın pelerini 4 numara, 41 numara Meryem'in zaferi, dişilerin zaferini gösteriyor burada. Dolayısıyla ilahi dişilleriniz Allah sevgisinin koşulsuz koruyan, gözeten olan koşulsuz sevgiyle, sadece rahim enerjisi olduğuyla tanışmanıza hizmet eden olduğu için Attart 17 numara yıldız kartı sevgi Allah'ın gizeminin üstülabıdır. Dişille temsil edilmiştir. Çünkü ilahi dişilleriniz üzerinden öğreniyorsun. Çünkü onlar Allah sevgisinin koşulsuzluğunu alıp kabul ederek yaratılmış, Allah'ına ihanette olmayan, sevdiğine, Allah'ın sadakasına ihanette olmayan tek gerçek kişiler oldukları için anneniz babanız dahi birlikte yaşıyorsunuz örneğin. Evden ayrılmak istiyorsunuz onları ama kırmadan ayrılmak istiyorsunuz mesela. Fakat onlar sürekli size nazlanıyorlar. Duygu sömürüsü yapıyorlardı. Veya işte hayır oğlum ayrılma işte zaten senin için kötü olacak diyor. İşte orada Allah Celle Celaluhu size şu mesajı veriyor.
Yahu kulum, annen de öyle diyebilir, baban da öyle diyebilir. Arkadaşın, kankin de diyebilir, komşun da diyebilir. Ama onu kendisine göre konuşturtuyorum. İşte o kendi işine geldiği gibi sen ayaklarının dizinin dibinde ol, işini gör, ona bak, yedir, sevginden besleniyor, seni görürken mutlu oluyor. Her şekilde senden beslendiği için, kendisi için senin gitmeni istemiyor. Seni gerçekten koşulsuzca istiyor, seviyor, olmuş olsa oğlum, kızı, mutluluğu, sen mutlu ol yeter ki ne istiyorsan bizim kabulümüzdü. Sen bizden ayrılıp gideceksen, mutlu olacaksan, kendi yuvanı kuracaksan biz daha mutlu oluruz demesi gerekiyor. İşte diyor ki burada ebeveynin de dahi ve dahi olsa sana nasıl bir yaklaşım sergiliyor, ne diyor? Onların onayına ihtiyacın yok ya da bir onay ille de almak gibi bir zorunluluğun yok. Neden sen sürekli hayatında olan her şey için bir karar vermen gerekirken neden başkasının onayına ihtiyaç duyuyorsun? İşte sen sürekli başkasının kararına, onayına ihtiyaç duyduğun için karar çıkıyor. Halbuki senin karar vermene ihtiyacın yok ki, kararın tek. Karar verebilmen için iki seçenek olması gerekiyor. Ama deniliyor ki burada rahim enerjisi bunu anlatır bize. Yin Yang'ta da bunu anlatır bize. Senin istediğin şey bir tanedir. Tektir yani. Şu anda ne istiyorum? Sevgime gidip kalbimi açmak istiyorum. Bir insanı seviyorum. Diyor ya, burada verilmek istenen mesaj şu zaten. İşte neden kalbini açmak için annenin babanın onayına ihtiyaç duyuyorsun? Neden gidip hayatını onlardan ayrı bir ev yuva kurmak, sevdiğinle birlikte bir çatı altında birleşmek için bir yuva kuracaksan neden anne babanın onayı gereksin diyor. Benim nazarımda bu kabul değil. Benim nazarımda senin kendi kararın olması. Başkasına danışmana gerek yok. Senin kararınsa da o tektir. İki seçenek yoktur orada. İki seçenekli hale getiren sen kendi kararını inkar edip öbürünün kararına, bilgisine, onayına başvurman deniliyor. İşte onun için siz eriller kendiniz olamıyorsunuz. Dişiller bu attartla simgelenmelerin sebebi yıldız kartıyla sevgi alan gizeminin üstürlabıyla simgelenmesi bunu anlatır. Sen öyle düşünüyorsun. O senin düşüncen. Sen iki seçenek yaratıyorsun. Allah'ın nazarında senin ne istediğin önemli. İki seçenek yaratman önemli değil. Rahmani enerjiye giriyorsun. Sevdiğine gidip kalbini açmak istiyorsan tek karar var. Gidip açayım mı açmayayım dediğinde iki seçenek yarattı. Bir açayım mı, bir açmayayım mı? İki seçenek yarattım. Annemle babamdan ayrı eve çıkıp ayrılmak, oturmak istiyorum ama onların da kırılmasını istemem. Diyor ki kırılsalar da kırılsınlar bırak. Sorma sorma sen ne istiyorsan git onu yap diyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Ben senin iki ayağın üzerinde dimdik durduğunu cesaretle, sana verdiğim cesaretle, gücümle, kudretimle senin kendi varlığını, kendin olarak hayatının merkezine koyup kendi hayatının direksiyonuna, işte o hayatını bir araba düşün, o arabanın direksiyonuna senin oturmanı istiyor. Ama senin kendi kararlarınla oturmanı istiyorum. Anne, babanın başka üçüncü kişi ve kişilerin danışıklığıyla, danışıklı dövüşlü olarak seçenek yaratarak, sonra iki seçenek arasında git gel yaparak tek olan bir kararı ikiye çıkarmandan dolayı onaylamıyorum. Onun için rahmani enerjilerde tuttum deniliyor. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Neden? İşte insanlık bunu anlamalı. İnsanın en büyük okulu budur arkadaşlar. Annem babamla oturmak istemiyorum ama onların da kırılmasını istemiyorum. Ya kırılırlarsa kırılsınlar. Ama nasıl olur cennet hanım annemiz babamız. E sen kırılıyorsun. İşte Allah sana bunu öğretiyor zaten. Kırmadan da ayrılabilirsin. Niye ille de sen ayrılacaksın diye onlar kırılmış olmuş olsun. Sen öyle düşündüğün için onu yaratıyorsun. Düşünce de yarattığında rahmani oluyor. Rahmani istediğin enerji de sana veriliyor. Yani insanlar belki tamam oğlum çık git diyecekler ama acaba gidersem kırılırlar mı? Gidersem üzülürler mi? Giderlersem ben yanlış yapar mıyım? Giderlerse onlar bizi terk ettin, yalnız bıraktın, yarı yolda bıraktın. Bak bize sahip çıkmıyorsun. Niye sahip çıkasın? Onların da sahibi Allah. Sana da bir kader vermiş, onlara da vermiş. Onlar senin kaderinde sana önemli olumlu olarak rol oynuyor. Belki hayatındaki en büyük golleri annen baban sayesinde yedin. Kız kardeşin, abin sayesinde yedin. Nereden biliyorsun? Ama artık bunu biliyorsun işte. Bütün bunları öğrendiniz.
Burada bakın arkadaşlar, şu yanılgıya lütfen düşmeyin. Asla anlatmak istediğim bu değildi. Benim de bir ailem var. Çok sevdiğim ailem, annem, ebeveynlerim var. Babam rahmetli. Bakın, burada demek istediğimiz şu değildir arkadaşlar. Lütfen orada akılsızca düşünmeyin. Burada rahim enerjisine düşersiniz. Akılsızlık rahim enerjisidir. Olmayanı düşünmek, olmayana inanmak, olmayandan teyit almak demektir. En büyük illüzyon, en büyük büyü ve büyülenmek de budur zaten. Kur'an'daki büyü bunları anlatıyor zaten. Dolayısıyla burada anneniz ve babanızdan ayrılmak istiyorsunuz veya bir arkadaşınızla bir ev mi paylaşıyorsunuz veya bir partner ilişkisi var, ayrılmak istiyorsunuz. Belki evladınızla oturuyorsunuz, siz ayrılmak istiyorsunuz. Allah Celle Celaluhu size şunu söylüyor. Kendini ikileme düşürdüğün her şey dualitede ikiliktir. Zıttıyla vardır. Ama Allah birliğine geldiğinde her sadece senin ne istediğinin önemli olduğunu, hiç kimseyi kırmadan da kendi isteklerini yerine getirebilirsini anlamanız gerekiyor. Buradaki alınması gereken mesaj bu arkadaşlar. Burada video çok uzadığı için bitiriyorum. Okuyacağım. 4 numara İsa'nın pederini ve 41 numara Meryem'in zaferini okuyacağım size. Hatta şu kartlarımızla da şöyle yerleştireyim, okuyacağım çünkü video çok uzadı. Burada bunu bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen bireysel rehberlikler için videonun altındaki açıklama kısmındaki telefon numaramızda lütfen bana oradan yazılı olarak iletişime geçin arkadaşlar. Aynı şekilde videoları dinlediğinizde, beğendiğinizde yorumunuzu yapmayı, üye ve abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hepinizi gönülden öpüyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.